Hocam bu sinüsleri nasıl boşaltacağız? Hocam E harfi göndermiş. İsim, yaş ve cinsiyeti ne yazık ki oturtamadık. Programın bundan sonra başında ben sizlere hatırlatmış olayım. Evet. E harfi soruyor. Hocam pardon, grip oldum, sinüsitlerim ağrıyor. Nasıl boşaltacağız? Ya. Hakikaten burunlar tıkandı hocam. Şimdi bakın, bu papatya var ya, hele şimdi bu papatyadan çok daha etkilisini bulduk yani. Üzerinde çalışıyorum biraz. Fakat papatya da çok etkili. Yalnız bu sabır işi Hüseyin. Vatandaş diyor ki hocam sen bana bir kapsül, bir tablet şey yap. Yok böyle bir şey. Ben binlerce çeşit etkin maddeyi tek bir kapsülün içerisine nasıl sığdırırım? Bu böyle yaratılmış. Bunu doğal haliyle kullanacaksınız. Bakın bir avuç böyle, evet, şeyi bir avuç papatya alacaksınız, papatyayı kaynayan suyun içine atacaksınız. Evet, kısık ateşte bu yavaş 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 kaynayacak ve burnunuzdan soluyacaksınız bunu 5 dakika. Soluyacaksınız. Bir bereye yağ var orada, onu da bir. Kokusu da gelmeye başladı mübarek. Bu senenin ürünü. Biberiyeyi bulabilmem için gerçekten buraya... Tamam. Ben yani bulurum, siz devam edin. Bunu böyle kokluyorsunuz 5 dakika. Hatta başınıza bir havlu. Sonra ocağın altını kapatın. Bunun da ağzını kapatın. Uçmasın uçucu yağları. 10 dakika bekliyorsunuz. Sonra tekrar ocağın altını açıp kapağını aldırın. Böyle 5 dakika burnunuzdan, ağzınızdan soluyacaksınız. Özellikle burun tabii önemli. Bunu her akşam 3 defa 5 dakika yapacaksınız sabırla. Bir de geniz akıntınız oluyorsa, evet, yatmadan önce, beraberinde geniz akıntısı da oluyor çünkü, adaçayı gargarası yapacaklar Hüseyin. Bakın bunu sabırla her akşam uygulayın. Bakarsınız 3 gün sonra. Bakarsınız bir hafta sonra, bakarsınız 15 gün sonra boşalmaya başlar. Birden boşalır. Yani birden boşalır derken, yani su musluğu gibi değil, başlar damlamaya. Lütfen kesmeyin. Ertesi gün tekrar yapın. Ta ki akıntı artık gelmeyene kadar. Yani bu evelallah. Ne oldu? Biberiye yağ damlattım da hocam içine. Ha, keskindir tabii. Ben de bakayım. Buyurun. En sevdiğim hocam bugüne kadar. Bak. Çekin. Oh mis. Ya evet. Bunu ne kadar güzel kokuyor biberiye yağıyla birlikte. Evet. Tabii hocam. Şimdi Hüseyin şunu söyleyeyim bakın. Sinüzit operasyonları, ameliyatları kesin çözüm değil. Antibiyotik kullanımı kesin çözüm değil. Çünkü antibiyotik ne yapıyor? Oradaki enfeksiyonu kurutuyor. Daha sonra o tekrar nüksediyor. Kurutuyor, tekrar nüksediyor. Ne anladım ben bu işten? Ama bununla kökünü kazırsınız. Hayatınız boyunca da rahat edersiniz.